Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 7. haftamızın programında devam ediyoruz. Hangi videomuzla? Problemler test 5 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz geçelim sorularımızın çözümlerine. Şimdi gençler, ilk sorumuzda bize denilmiş ki bakın, bir tablo var, satılan ürün ve hediyesi olarak. Yukarıdaki tabloda bir elektronik mağazasında satılan ürünler ve hediyeleri gösterilmiş bize. Bir ay içinde bu mağazaya gelen her müşteri yalnızca bir adet ürün satın almıştır. Bir ayın sonunda mağazanın stoklarına yeni ürün gelmeden mağazanın stoklarından 17 tane kamera eksilmiş, 39 tane mikrofon, 40 tane klavye ve 23 tane de mouse eksilmiş. Buna göre bu ay içinde bu mağazaya kaç müşteri gelmiştir diye soruluyor. Şimdi öncelikle 17 tane kamera eksilmişti. Demek ki 17 tane müşteri garanti olarak gelmiş ve kameraları almış. Yalnız 17 tane kamera alınınca 17 tane de mikrofon hediyesi olur bunun. Yani stoklardan 17 tane de mikrofon azalmıştır. Peki 39 mikrofon azalmıştı. Demek ki 17 tanesi hediyeymiş aslına bakarsanız. 39'dan 17'yi çıkaracaksınız. 22 tane mikrofonu müşteriler satın almıştır diyeceksiniz. 22 mikrofonun yanında 22 tane klavye hediye edilmiştir. Klavyeden 40 tane azalmıştı. 40'tan 22'yi çıkardınız. Demek ki 18 tane klavye para verilerek satın alınmış. Ve 18 klavyenin yanına 18 tane de mouse hediye edilmişti arkadaşlarım. Ne kadar azalmış mouse'lar? 23 tane. 23'ten 18'i çıkardınız. 5 tane mouse eksildi. Ve mouse'un yanında da zaten hediyesi yok arkadaşlar. 17, bakın 22, 18'i toplayalım, 40, 17 daha 57, 5 daha 62 yapar. Demek ki mağazaya sevgili arkadaşlarım 62 tane müşteri gelmiştir diyeceğiz. İkinci sorumuz, bir mağazanın tavanında bulunan ampullere bakım yapılacaktır. Bakım işleminde önceden takılı olan ampuller sökülüp yeni ampuller takılacaktır. Ampulü takma süresi sökme süresinin yarısı kadar olan anıl üsta. Şimdi takma ve sökme işlemi var. Daha sonrasında bir de aralarda bir mola zamanı var. Tamam mı? Şimdi ampul takma süresi sökme süresinin yarısı kadarsa, takma süresine ben T dersem sökme süresi 2T olacaktır. Her iki ampul bakımı arasında ampul takma süresinin, yani şunun 2 katı kadar zaman harcıyor. Yani 2T kadar da o iki ampul arasında bir molası var arkadaşlar. Mağazadaki 20 ampule toplam 686 saniye bakım yapan Anıl Usta son 3 ampule ne kadar zaman harcamıştır diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, başlangıçta başladı. 2T süreyle söktü, T süreyle taktı, yani 3T. Diğer ampule geçerken 2T'de bir zamanı var. Yani sevgili arkadaşlarım 5T süre harcıyor bir diğer ampulün sökme işlemine başlayana kadar. Şimdi 5T zaman harcıyor da 20. ampulden sonra bir mola süresi yok. Yani 19 tane ampul için sökme, takma, mola işlemleri gerçekleşiyor. 19 çarpı 5T artı bir de son, yani 20. ampul için T artı 2T'den 3T zaman harcıyor diyebiliriz. 5T kere 19 sevgili arkadaşlarım 95T'yi verir, artı bunun üzerine 3T eklerseniz 98T zaman harcamıştır ki bu da 686'ymış. O halde sevgili arkadaşlarım buradaki T'miz 7'dir. 7 kere 98 686 yapar. Peki T'nin 7 olduğunu bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlarım son 3 ampule bakıyoruz. Son 3 ampul içinde İlk 2 tanesi için 5'er T zaman harcayacağız. Üçüncü, son ampul için yine 3T zaman harcayacağız sökme ve takma işlemi için. Yani toplamda 13T'lik bir zaman harcayacağız. 13T'de 13 kere 7 yapar, T'yi 7 bulmuştuk çünkü. 13 kere 7 de bize 91'i verir. 91 saniye de sevgili arkadaşlarım 1 dakika 60 saniye olduğu için 1 dakika 31 saniyedir deriz ve A seçeneğini işaretleyebiliriz. Geçtim 3. soruya. İsmail ve Burak'ın yaşları toplamı 54'tür. X yıl önce yaşları toplamı Y'dir. Şimdi X yıl öncesinden bahsediyoruz. Burak da X yıl geri gidecek. Yaşı, İsmail'in de yaşı X yıl geriye gidecek. Yani yaşları toplamı 2X kadar azalacak ve yaşları toplamı Y oluyormuş arkadaşlar.
Y yıl önce ise bakın 54 eksi 2y diyoruz. Yaşları toplamı 10'dur. Buradan y'yi bulabiliriz bence. 2y eşittir. Onu bu tarafa atarsanız 44, demek ki y kaçmış arkadaşlar? 22. Bakın şurası 22 elde ettik. Peki 2x nedir o zaman? 54'ten 22'yi çıkarıyorsunuz. 32 yapar diyorsunuz. X de kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. İsmail ve Burak'ın x yıl sonraki yaşları toplamı, yani 16 yıl sonraki yaşları toplamı sorulmuş. Şu anki yaşları toplamı 54'tü. 16 yıl sonra ikisi de 16'şar yaş büyüyeceği için 32 konulur bunun üzerine. 54 32 daha 86'yı verir. Demek ki x yıl sonra, yani 16 yıl sonra yaşları toplamı 86 olacakmış deriz. Dördüncü soru. Yukarıda verilen birinci grafikte, bu arada bu soruyla alakalı şu kısım, bakın tablodaki grafikteki şu kısım yatak değil arkadaşlarım, yemek odası orası, tamam mı? Kusura bakmayın. Yukarıda verilen birinci grafikte Ağustos ayında evlenecek Anıl'ın düğün için yaptığı masraflardan ikinci grafikte mobilya masrafları, bakın mobilyayı bu şekilde grafik olarak ele almışız, tamam mı? Mobilya burası. Üçüncü grafikte de beyaz eşya, beyaz eşya da hop şu. Anlaştık. Pekala, yemek odası takımına, yani şuradaki yemek odası takımına 6000 TL ödeyen Anıl buzdolabına kaç lira ödemiştir diye sorulmuş bize. Yani şu soruluyor. Şimdi öncelikle 120'ye karşılık 6000 geliyor. Yani 120'nin yarısına 2 sıfır eklenmiş hali. Yarısı gibi düşünün. 12 ise 6 gibi düşünün, tamam mı? O zaman TV ünitesine ne kadar öder? 60 ise tabii ki 3000 öder. Şimdi 120, 60 daha 180, bakın şurası da 180 derece. O zaman koltuk takımına 9000 lira ödemiştir. Çünkü yarısının sonuna 2 tane sıfır ekliyorduk. Ve böylelikle mobilyalara toplamda 9000, 3000 daha 12000, 6000 daha 18000 TL ödemiştir diyeceğiz. Bakın şurası 18000 TL'ymiş aslına bakarsanız. Ve burada da şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. 90'ın 2 katı, 180'in sonuna 2 tane sıfır eklemiş gibi düşünün. Şimdi beyaz eşyaya bakacağız ne kadar ödemiş. 120, 70 daha 190, 90 daha 280, demek ki beyaz eşyaya 80 derece kalıyor. O zaman 2 katı 160, sonuna 2 tane sıfır eklersen 16.000 TL ödemiş beyaz eşyaya. Şimdi geçtim buraya, beyaz eşyaların tamamına 16.000 TL ödenmiş. Peki o zaman diyeceğim ki buranın tamamı 360 dereceydi. 360 dereceye karşılık 16.000 TL geliyorsa, bakın 150 derece, 120 derece daha 270 derece. O zaman buzdolabına ne kalır? 90 derece. 90 dereceye karşılık ne öder bu adam? Yani buzdolabına ne öder diyeceğiz. Bakın 4'te biri 90, 4'te biri 4000 yapar. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olur sevgili gençler. Ve 5. soru. Yaş ortalamasının X olduğu Y kişilik bir gruptan. Şimdi yaş ortalaması X ise ve grup Y kişi ise, bunların yaşları toplamı X çarpı Y'dir. Bir gruptan ilk önce Arda ayrılıyor. Kalanların yaş ortalaması, yani Arda ayrıldıktan sonra kalanların yaş ortalaması x eksi 1 oluyor. Şimdi bakın, yaş ortalaması x eksi 1 ise artık grupta Arda yok, yani y eksi 1 kişiler. Demek ki şurası Arda varken yaşlar toplamı, burası Arda yokken yaşlar toplamı olduğuna göre ben bundan bunu çıkarırsam Arda'nın yaşını bulmuş olurum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi de diyor ki daha sonra Kerem de gruptan ayrılıyor. Şimdi yaş ortalaması son olarak x eksi 1 çarpı y eksi 1'di. Kerem de gruptan ayrılınca yaş ortalaması x artı 1 olmuş. Bakın x artı 1 oluyor yaş ortalaması. Arda ve Kerem olmadığı için artık grubumuz y eksi 2 kişi. Bu da alın size Kerem'in yaşı. Peki Arda ve Kerem'in yaşlarının pozitif farkı soruluyor. Yani diyor ki yaşı büyük olandan yaşı küçük olanı çıkaracaksın diyor. Şimdi öncelikle biz bunların yaşlarını biraz sadeleştirelim. Böyle bu şekilde uzun görünüyor sonuç olarak. Biz biraz sadeleştirelim bunları. Bakın üstteki Arda'nın yaşı için x çarpı y eksi, açtım parantezi, şurası ne yapar? Xy eksi x eksi y artı 1 yapar. Bundan bunu çıkaracak olursanız arkadaşlarım, xy'ler birbirini götürür. Eksiyi içeri dağıtmaya devam ediyorum. X artı y eksi 1, işte size Arda'nın yaşı. Şimdi geçelim Kerem'in yaşına. Önce şunları dağıtıyorum arkadaşlarım. X'ye eksi x eksi y eksi artı 1 olduğunu söylemiştim. Şurayı dağıttığım zaman şimdi önüne eksiyi koydum ve şunları dağıtıyorum. X'ye eksi 2x artı y eksi 2 dedim. Ve buradan x'ye'lerin gittiğini görüyorsunuz. Eksi x artı 2x'ten x, eksi y var burada.
eksi y daha eksi 2y. 1 var burada. Eksi eksi 2'den artı 2'den 3 gelir arkadaşlar. Bu da Kerem'in yaşı. Şimdi Arda'nın yaşını ve Kerem'in yaşını bulduk biz. Fakat bunlardan hangisi büyük? Buna nasıl karar vereceğiz? Şöyle arkadaşlar. Çünkü şıklarımızda mesela bundan bunu çıkarırsak 3y eksi 4. Bundan bunu çıkarırsak 4 eksi 3y geliyor. Hangisi büyükse onu çıkarmamız lazım ki pozitif farkı bulalım. Büyük olanına küçük olanına nasıl karar vereceğiz? Dikkatli dinliyorsunuz. Arkadaşlarım. Şimdi Arda gruptan ayrıldığı zaman grubun yaş ortalaması düşüyor. Demek ki Arda grubun yaş ortalamasından daha büyükmüş ki Arda çıkınca yaş ortalaması düşmüş. Kerem gruptan ayrılınca grubun birden yaş ortalaması artıyor. Yani bu ne demek? Kerem küçükmüş ki gruptan ayrılınca yaş ortalaması artmış. Demek ki Arda Kerem'den büyük. Arda'nın yaşından yani x artı y eksi 1'den x eksi 2y artı 3'ü çıkarırsanız 3y eksi 4'ü bulursunuz. Doğru cevabımız da C seçeneği olur gençler. Ve devam ediyorum. Kaçıncı sayfamız? 148. sayfadayız. Bayağı ilerledik ha. Şekilde 3 özdeş kap ve içlerindeki su miktarları litre cinsinden verilmiş. İkinci ve üçüncü kaptaki suların tamamı birinci kaba aktarıldığında kap tamamen doluyormuş. Yani arkadaşlar ikinci kaptaki ve üçüncü kaptaki suların toplamı 2A artı 8. 4A'nın üzerine dökülünce demek ki bir kap toplamda 6A artı 8 kadar su alıyor. Birinci kapta kabın hacminin yarısından daha fazla su vardır. Yani 4A demek sevgili arkadaşlarım. Kabın hacmine 6A artı 8. Peki bunun yarısı ne? 3A artı 4. Demek ki birinci kapta yani 4A miktarda su kabın yarısının hacminden daha büyükse 4A 3A artı 4'ten daha büyük. 3A'yı bu tarafa salladınız. A büyüktür. 4'ü elde ettiniz. Ki hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncülde zaten A büyüktür 4 ifadesi var. Birinci öncül doğrudur. Geçtim 2'ye. Kapların hacmi 35 litreden fazladır demiş. Şimdi ben A'nın 4'ten büyük olduğunu biliyorum ve 2A artı değil pardon özür dilerim 6A artı 8'di benim kaplarımın hacmi. A 4'ten büyükse 6A 24'ten büyüktür. Ve 8 eklerseniz bu kısmın 32'den büyük olduğunu görürsünüz. 35'ten kesinlikle büyüktür diyemeyiz. Üçüncü öncülümüz. Üçüncü kaba 2A artı 1 litre daha su konulursa yani şuna 2A artı 1 daha eklerseniz ne olur? 3A artı 4 olur değil mi? Peki. Kabın yarısı dolar. Biz kabın yarısına zaten 3A artı 4 demiştik daha öncesinden. Ve bunu da bunun üzerine koyduğum zaman 3A artı 4 geliyorsa kabın yarısı dolar diyeceğiz. Cevabımız 1-3 olacak. Yani cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve 7. sorumuz. Batuhan, Meriç, İlayda, Sudem, Naz, Osman ve Melike. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kişi doğum gününde SML hocaya hediye almak için bir araya geliyorlar. Hediyenin ücretini eşit olarak paylaşıp ödemeyi planlıyorlar. Mantıklı. Yani herkes XXXX öderse 7X kadar bir fiyat ödemeyi düşünüyorlar. Hediyenin ücretini eşit olarak paylaşıp ödemeyi planlıyorlar. Son anda aradıkları hediyeyi bulamayıp daha pahalı bir hediye beğenip almaya karar veriyorlar. Eyvallah. Arkadaşlardan 3'ünün yeteri kadar parası olmadığından yeni hediye için kişi başına düşen tutarın 3'te 1'ini veriyorlar. Şimdi ceplerindeki para X ya arkadaşlar. Hepsinin cebindeki para X. Tamam mı? Şu şekilde. Herkesin cebindeki para X. 3'te 1'ini veriyorlar demiş. Yani paylarına düşen miktarın 3'te 1'ini veriyorlar. Demek ki yeni aldıkları hediye için aslına bakarsanız herkes 3X 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 ödeyecekti. Şu şekilde 7 kişi vardı ya. Herkes 3x ödeyecekti ama 3 kişinin yeteri miktarda yanında parası olmadığından xxx ödüyorlar. Yani toplamda 2x, 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 6x'li kısmı ödeyemiyorlar. Ve diğer 4 arkadaş şu miktarı aralarında eşit olarak paylaşıp ödüyorlar. Onların yanında fazladan para varmış. Dolayısıyla herkese ne kadar düşer? 3x bölü 2 yani 6x bölü 4 6x'i 4'e böleceğiz ya 3x bölü 2 3x bölü 2 3x bölü 2 ve 3x bölü 2 kadar para düşer herkese fazladan. Ve ne demiş paylarına düşen paradan 24 lira fazlasını vermişler. Yani fazlası şuydu ya o 24'müş işte. 3x bölü 2 eşittir 24 ise x bölü 2 eşittir 8'dir ve x eşittir 16'dır. Şimdi hediyenin tutarı kaç liradır diye sorulmuş. Yeni alacakları hediyenin tutarı
toplamda 7 tane 3x'ten kaynaklı 21x midir? Evet. 21 çarpı 16 bizim cevabımızdır. 21 ile 16'yı çarpacağız arkadaşlar. Şu şekilde 6 kere 21 126, 1 kere 21 21 yapar. Toplarsanız 6 3 3'ten 336 gelir ve cevabımız Denizli seçeneği olmuş olur 7. sorumuz. Ve devam ediyorum 8'de. Semih yukarıda verilen tabloya baktığında kendisinin aşı öncelik sırasında D grubunda olduğunu görmüş. Daha sonra şunları söylemiştir. 7 yıl önce doğmuş olsam yine D grubunda olurdum demiş. 7 yıl önce doğuyorsa aslında 7 yaş daha büyük olduğunu düşünüyor. Yani 7 yaş daha büyük olduğunu hayal ediyor. 7 yaş daha büyük olsam bile diyor gene D grubunda olacaktım diyor. Demek ki Semih'in yaşı sevgili arkadaşlarım gene D grubuna düşecekse 39'dan 7'yi çıkardınız. 32'den küçük veya 32'den küçük veya eşit. Buna Semih'in yaşı diyelim S. Kesinlikle ama kesinlikle 32'den daha küçük veya eşit. Çünkü maksimum 32 yaşında olursa üzerine 7 eklediğim zaman 39 gelir ve gene D grubunda olur. Tabi Semih 31 ve 30 yaşlarında da olabilir. Pekala. Devam. 13 yıl sonra doğmuş olsaydım yani yaşım 13 küçük olmuş olsaydı S-13 diyor ki aşı öncelik tablosunda herhangi bir grupta olmazdım. Aşı öncelik tablosunda herhangi bir grupta olmayan ne var? 18 yaşından küçük olanlar. Yani S-13 18'den küçükmüş. O -13'ü karşıya atarsanız S küçüktür 31 gelir. Şimdi 32'den küçük veya eşittir demiştik ama biz burada artık 31'den daha küçük olması gerektiğini de biliyoruz. Semih'in D grubunda olduğunu da biliyoruz. 31'den küçük olup da D grubunda olan hangi yaş var? Tabii ki 30 var. Demek ki Semih 30 yaşında arkadaşlar. Bu konuşma 2021 yılında yapıldığına göre kaç yılında doğmuştur Semih diye soruluyor. 2021'den ben 30'u çıkarırım ve derim ki 1991 yılında doğmuştur Semih. Cevabımız da C seçeneği olur deriz. Geçtik 9'a. 9. sorumuz bu testin son sorusu aynı zamanda. Bir otomobil ve bir otobüs ücret tarifesi verilen yukarıdaki otoparka park edilmişlerdir demiş. Sevgili arkadaşlarım şu kısmı sildim. Otomobilimiz otoparkta otobüsten 1 saat fazla kalmış. Yani otobüs T saat kalmışsa otomobil T artı 1 saat kalmıştır. Ve otobüsün ödediği ücretten 6 lira daha az ödemiştir. Şimdi şöyle diyeceğim. Otobüs otoparkta kaç saat kalmıştır diye sormuş ya. Şimdi otomobil 5 saate kadar olan 20 lirasını bir kere ödedi. Şimdi ilk 5 saat için 20 lirayı ödediğinden, diyeceğim ki ben şuradaki T artı 1'den 5'i çıkaracağım. Çünkü T artı 1 saat kalmıştı. İlk 5 saatini saydık şu an. T eksi 4 saati kaldı. 5 çıkarırsanız T eksi 4'ü bulursunuz. Ve bunun içinde saati 3 lira ödüyor. Otomobilin ödediği ücret bu. Eşittir diyorum. Otobüs ise ilk 5 saatte 25 lirasını ödeyecek. Daha sonraki saatler için bakın. T'den 5'i çıkardınız. T eksi 5 saat içinde toplamda 4'er lira ödeyecek. Ve otomobilin ödediği ücret otobüsün ödediği ücretten 6 lira daha fazla olduğuna göre ben bundan 6 çıkarırsam eğer sonuç buna eşit olacaktır. Güzel. Şimdi 20 artı 3T eksi 12 eşittir. 25'ten 6'yı çıkardınız. 19 artı 4T eksi 20 dediniz. 3T'yi aldınız bu tarafa attınız bunun yanına T kaldı. 19'dan 20'yi çıkardınız eksi 1. 20'den 12'yi çıkardınız 8. Eksi 1'i 8'in yanına attınız 9. T kaçmış arkadaşlar 9. Bize otobüs otoparkta kaç saat kalmıştır diye soruluyordu. Biz ona T demiştik. T'miz de zaten karşımıza 9 olarak çıkmış oldu. Evet gençler videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bu video ve bu testten sonra artık son problemler testini çözeceğiz. Kaçıncı sayfada? 149. sayfamızda. O videoda görüşürüz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.